Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel sunumları izledik. Hepsi birbirinden değerliydi ve çok heyecan verici bir günde buradayız. Ben İstanbul Fatih'te, Edirne Kapı'da küçük bir dairede dünyaya geldim. Ailemin tek kız çocuğuyum. Şanslı azınlıklardan biri olduğum söylenemez. Hayattaki en önemli şanssızlığım zaten. E, bayan olmamla başladı diyebilirim çünkü babam e, tam anlamıyla bir erkek çocuğu delisiydi. E, belki yaptığı meslek gereği, belki e, bulunduğu Türk toplumu ve çevre gereği e, erkek çocuğu özlemi içerisinde senelerini geçirdi. E, ben e, hayatıma ilk adım attığımda e, bir yaşındaydım. Bir yaşında yürümek benim için e, çok Önemli ve büyük bir adımdı ve belki hayatımın en zor e, dönemlerinden bir tanesiydi. Çünkü e, her zaman için o adım kadar büyük adımlar atmak zorunda kaldım. Hayatımın her alanında mücadele etmek zorunda kaldım. E, bunlar, e, bu süreç, yani ilkokul dönemimde üç tane okul değiştirerek devam etti. Çünkü e, annem eğitimci olduğu için, hiçbir okul Hani okullarda verilen eğitimleri değerlendirip bir şekilde benim daha farklı bir okula adapte olmam gerektiğini düşünüp bana destek olmak adına bu tarzda bir girişimlerde bulunuyordu üç tane okul değiştirdikten sonra en sonunda başka bir ilet başka bir ilçeye taşındık ve o taşındığımız yerde bir tane orta okula başladım ve ortaokula başladığımda ilk sıraya girdim ve sırada bir tane arkadaşım geldi yanıma. Tabii o zaman arkadaş değiliz. Senin de arkadaş olabilir miyiz dedi. Ben de böyle zaten hani içine kapanık, daha böyle şey işte çok fazla dışarıda oynamayan, annemle beraber olan, sürekli vakit geçiren bir kız çocuğu olarak tabii dedim. Ve ortaokul hayatımız 3 sene boyunca onunla beraber geçti. Bir gün evde oturuyoruz, Tabi o zamanlar televizyonda çok kısıtlı şeyler var, ee, çok yani dijital hiçbir şey yok, bilgisayar yok, telefonumuz yok. Ee, sadece eğlendiğimiz şeyler, kitaplar, e, işte bir takım e, sınırlı sayıda televizyon programları ve genelde dışarıda oyun oynamakla geçiyor ve ders çalışmakla geçiyor. Ee, annem geldi dedi ki çocuklar dedi siz ne yapıyorsunuz dedi oturuyoruz dedik. Ona niye oturuyorsunuz dedi. O böyle cümle. Hayatım boyunca beni tetikleyen, konfor alanımdan çıkmamı sağlayan cümlelerden en önemlisi oldu. Dedik ne yapalım? Dedi ki sizin liseniz yok. Burada dedi bir devlet lisesi yok. Sizin dedi kapı kapı dolaşıp imza toplayıp buraya bir devlet lisesi açtırmanız gerekiyor dedi. Peki dedik biz de çıktık, giyindik, başladık sokak sokak dolaşmaya. 10 yaşında iki kız çocuğu sokak sokak dolaşa dolaşa On binlerce imza topladık ve daha sonra e, lisemizin açılmasına bir vesile olduk. Bu imzaları belediyeye ilettik, gerekli makamlara ilettik ve sağ olsunlar onlar da sesimizi duydu ve güzel bir okulumuz oldu. Güzel bir okul kazandırdık o ilçeye. Tabii hayat böyle devam etmedi. Aynı dönemlerde işte gidiyoruz yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Defter satıyoruz, kalem satıyoruz. Yani o teşvikle biz artık kendi kabuğumuzdan çıkıp bir şekilde yapabileceklerimizin e, e, limitlerini fark ettik. Ve bu limitleri fark ederken bir baktık ki gerçekten yeteri kadar çabaladığımızda birçok şeyi başarabilir hale geldik. Daha sonra liseyi bitirdikten sonra yine... 17 yaşında çünkü kredi sistemden dolayı bizim erken bitirme şansımız vardı. Liseyi bitirdik. Daha hiçbir şekilde İngilizce bilmeden, e, ailem sağ olsun e, onların desteğiyle, dedi ki yine e, benim yurt dışına gitmem gerekiyor. Çünkü e, dünyayı görmeden, dünyayı algılamam mümkün değildi. Dolayısıyla aldım elime valizimi, bindim uçağa. Daha otobüse binmemişim. Hayatımda şehirler arası yolculuk neredeyse ailemin haricinde hiç kimseyle yapmamışım. Uçağa zaten hiç binmemişim. O dönemler uçak çok pahalı. Yine telefon yok, hiçbir şey yok. Bindim valize ağlıya ağlıya. Direkt e, Amerika'ya gidiyorum. İngilizce yok, hiçbir şey yok. Aldım valizimi, ben ailemden ayrıldım bir tek çocuk olarak. Sonra uçakta şunu öğrendim. Washington'a gitmeyi hedefliyorum fakat Washington havaalanı ne tesadüf ki greve giriyor. Ve ben Atlant Havaalanı'na iniyorum. Atlant Havaalanı, dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi. Gümrükten geçmek zorundayım. Gümrükten geçmem için de çok az bir vaktim var. Daha sonra da iç hatlara gideceğim ve hiçbir şey bilmiyorum, telefonum yok. Ondan sonra dedim ki üç seçeneğim var Ebru. Ya dedim oturup ağlayacaksın, kaderine küseceksin. Ya dedim görünürlükten geçip o uçağı yakalayacaksın. Ya da param varsa bir sonraki bilet alacaksın. Tabii benim aslında tek bir seçeneğim vardı. Dolayısıyla bir şekilde 30 dakika içerisinde tren geçen bir havaalanından gittim. O Washington DC uçağına bindim. Ve orada 1996-97 senelerinde Amazon ve eBay'in kurulum dönemleriyle karşılaştım. Türkiye'ye döndükten sonra dedim ki benim dedim e-ticaret sitesi açmam gerekiyor ve bütün her şeyi e-ticaretten satılabilir hale getirmem gerekiyor. Tabii e, ailecek böyle geniş bir aileyiz, arkadaşlarımız var, eşimiz, dostumuz var. Dediler ki tek kız çocuğunu Amerikalara gönderirsen işte olacağı bu. Yani siz ne yapacaksınız bilmiyorum dediler. Şimdi eş dost arkadaş böyle diyor. Ben de diyorum ki hayır her şey internetten satılabilir. Bunu yapabiliriz. İşte yedek parça satabiliriz, şunu satabiliriz, gazete satabiliriz, kitap satabiliriz, her şey satabiliriz diyorum. Evet evet diyorlar. Satabiliriz doğru. İşte neyse ben böyle o dönemlerde artık dedim ki tamam o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Dünyada o zaman ankeserli telefonlar var ve e, yurt dışında arama yaparken arama kartları kullanılıyor. Dedim ki Türkiye'de arama kartları yok. Ben ne yapabilirim? Türkiye'ye arama kartlarını getirirsem benim gibi yurt dışında okuyan çocuklara bir fayda sağlamış olurum ve aileleriyle rahat rahat konuşabilirler. Çünkü ben aramadığım zaman ailem bana ulaşamıyor. Çünkü cep telefonu yok o dönemde. Her neyse arama kartlarıyla ilgili bir takım girişimlerde bulundum ve sonucunda Türkiye'ye dünyanın en önemli arama kartlarından bir tanesini getirdim. Büyük uluslararası bir firmayı Türkiye'deki partnerleriyle tanıştırdım ve hayatımda en önemli ilk girişimlerimden bir tanesi bu oldu. Ama içimde halen daha, işte ben e-ticaret yapmak zorundayım gibi bir takım fikirler var ve sürekli bu fikirler üzerinde yanıp tutuşuyorum. Ee, tabii okulu bitirdim. Daha sonra master için nereye gidebilirim, hangi ülke uygun? O sıralarda da e, çalışıyorum profesyonel olarak. Arama kartlarını getirdim. Hem de e, yaba, e, Türkiye'deki büyük şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. E, gittim e, genel müdürüme gittim. Dedim ki ben dedim e, Avustralya'ya gitmeye karar verdim dedim. Ama dedi biz dedi şöyle 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 büyük bir bankanın şey birimine geçiyoruz pazarlama birimine geçiyoruz ve senin için çok güzel bir kariyer planı olacak. Ben de dedim ki, hani ben evet bu benim için büyük bir kariyer planı olabilir ama ben hayatıma farklı bir yön çizmek istiyorum ve farklı bir açıdan e, e, kendimi geliştirmek istiyorum ve kendimi bambaşka bir kaosun ortasına attım. Orada iki tane şansım vardı. Ya orada durup başka bir e, firmanın bünyenin, kurumsal bir firmanın içerisinde çalışacaktım ya da kendi maceramı aramak için e, bu ilizyondan kurtulup bir şekilde e, yurt dışına adım atacaktım. Avustralya Türkiye'den 25 bin kilometre uzakta bir ülke ve orayı tercih etmemin en önemli sebebi öğrencilere 20 saat haftalık 20 saat çalışma izni veriyorlar ve bu çalışma izni çerçevesinde yasal olarak hem okuyup hem de çalışabiliyorsunuz. Yapmadığım iş kalmadı. Türkiye'de kendi ülkemde üst düzey yöneticiyken, kendi girişimimi bir şekilde başarmışken döndüm bambaşka bir hayata sıfırdan başladım. Birçok yerde çalıştım. Garsonluk yaptım, aşçılık yaptım. Yani aklınıza gelebilecek birçok işi yaptım ve orada MBA'yi bitirdim. Ve tekrar ailemin tek kızı olduğum için Türkiye'ye geri döndüm. Oradaki hayatımı da bıraktım. E, ve halen daha içimde aynı şeyler var. E, ben daha fazla neler yapabilirim, neler yapabilirim. E, aileme gittim dedim ki ben yedek parça sitesi kurmak istiyorum. İşte e-ticayette otomobil üzerine yedek parça sitesi kuracağım. Bana dediler ki yedek parça bayan işi değil. Bunu yapamazsın. Ya ben işte meslekleri o şekilde görmüyorum. Bu bayan işi bu erkek işi diye görmüyorum. Bu ayrımcılığa giriyor ve bunun nedenlerini anlattım, anlattım. Yok dediler ama benim Çin'e gitmeme izin verdiler. Çin'de çok büyük bir yedek parça fuarı var ve ben. Çin'e gitmeye karar verdim. Aldım valizimi tekrar Çin'e gittim. Çin'deki yedek parça fabrikalarını dolaştım. Oradan neler getirebiliriz? Hangi ürünler var? Otomobillerle hangileri uyumlu ve hangileri daha çok satılıyor? Bunların araştırmasını yaptım. Sonra döndüm Türkiye'ye. Dedim ki bakın ben böyle böyle çok ciddi bir pazar var burada. Otomotiv pazarı çok önemli bir pazar. Türkiye için çok çok gelişmekte olan bir pazar. Aynı zamanda işte kişi başına düşen, hane başına düşen otomobil sayıları yükselecek ve bu çok önemli bir hal alacak. Dediler ki ama bayansın ve işte bayan olmanın gerektirdiği bazı şeyler var, sorumluluklar var. Tamam dedim yine başladım özel bir sektörde çalışmaya. Tabii yönetici olarak çalışıyorum. Neyse gel zaman git zaman bütün yöneticilikleri yaptıktan sonra bu sefer Kenya'ya gittim. Türkiye'ye <laughs> gitmemin sebebi de eş durumundan. Fakat ben o sırada bir danışmanlık şirketi kurdum. Eğitim veriyorum e, ve e, büyük şirketlere danışmanlık yapıyorum. Finansal danışmanlık, işte pazarlama danışmanlığı vesaire. İçimde ama hep şey böyle. Ben bu sektöre girmek zorundayım ve nasıl girerim? En sonunda gerekli sermaye birikimine ulaş, ulaşınca e, Türkiye'ye döndüm ve dedim ki ben bu sektöre giriş yapıyorum. Dediler ki Olmaz. Yani sen işte plazalarda çalıştın, işte plaza insanlarına e, iş yapıyorsun, e, senin çalıştığın kitle kurumsal. Bu kitle kurumsal değil, çok geleneksel bir sektör. Yedek parça sektöründe e, inanılmaz dinamikler var, erkek egemen bir sektör. Bu sektörde çalışamazsın. E, peki, e, tamam bunları zaten biliyoruz. Bunlar senelerdir yaşadığım ve senelerdir içinde e, bulunduğu e, bulunduğu koşulları çok fazla değerlendirdim. Ben yine de dedim ki ben bütün bunlara razıyım. Böyle e, şey, 15-20 metrekare bir, 20 metrekare bile değil, bir oda, e, bir yazılımcı. Bütün finansal planımı yaptım, kurumsal kimlik planımı yaptım, her şeyi yaptım. Çünkü zaten hani pazarlama eğitimi aldığım için. E, bütün bu planlamamı yaptıktan sonra ben bu işe başladım. Gel zaman git zaman. E, tabii e, ilk satışımızı yaptık. Ben böyle aman Allah'ım dünyanın en mutlu insanı falan oldum. Çünkü... Kimilerine göre zaten teknolojiye yatırım yapmak manasızdı. Diğerlerine göre bayan olmam benim için çok büyük bir dezavantajdı. Ee, başkalarına göre işte konfor alanımdan çıkmam, bir kaos ortamına girmem yanlıştı. Yanlışlar üzerine e, yola geldim. Zaten başarısız olacaktım ve e, bu bir hevesti ve bir hayaldi. Ve yani ben hayal kuruyordum. Ben tabii ilk satışımı yapınca dedim ki hayal kurmuyorum ya. Bakın işte yaptım ben ilk satışımı. Neyse bütün bunlara devam ederken 2015 senesinde Altın Örümcek yılın Web Oscar'ları ödülünü kazandık. Öyle bir ödül ki bu benim için. Yani rakip firmalarımız inanılmaz büyük firmalar bizim yani bizim küçücük ofisimizde çalışanın yüz katı kişiler çalışıyor. Hepsi çok çok iyi üniversitelerden mezun, hepsi çok değerli insanlar ve biz bu ödülü aldığımızda e, gerçekten e, inanılmaz bir motivasyon oldu. Yani çünkü öyle bir site kurmuştuk ki eşi benzeri olmayan, gerçekten unik aracınızın tam uyumlu parçalarını bulabileceğiniz, rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz bir yedek parça sitesiydi. Ve e, bu ödülü aldım tabii ben çok mutluyum. İşte ödül aldık falan filan e girişimcinin en büyük problemini e tamam ödül alıyorsunuz ama e, arkasından gelen bir e, şey finansman gerekiyor. Yani, ödül aldığında e, para mı kazandın? Tabii bir girişimci için bu böyle hani, telaffuz etmek kolay olmuyor. Hayır, e, işte daha kazanacağız inşallah vesaire gibi. E, dolayısıyla e, uzun seneler bu şekilde bir e, roller coaster'a binip iniş çıkışlarla geçen bir girişim hikayesi oldu. Ve günün sonunda öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi çok sabretmek, çok çabalamak, karşındakinin sözlerine ne kadar değer verseniz de hayallerinizin peşinden gitmek ve asla hayallerinizi ertelememek ve bütün bu hayallerin yanı sıra onu yapabilmek için Başka insanlara değer verdiğiniz, ekip arkadaşlarınızı da hayallerinize inandırmak zorundasınız. Eğer bir girişimde beklentiniz paraysa, bunu uzun bir müddet unutmak zorundasınız çünkü e, finansla başarı aynı anda gelmiyor. Özellikle teknolojiye yapılan yatırımlar e, sürekli değiştiği için yaptığınız yatırımları e, kazandığınız süre boyunca sürekli şirketinize yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Türkiye'de bir algıyı kırdım ve bugün büyük firmaların reklamlarında, kaportada çalışan bayanların, mekanikte çalışan bayanların olduğunu görüyorum. Ve bir bayan olarak bu girişimimle çok önemli bir şeyi değiştirdim. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Yaptığınız işi tutkuyla yaptığınız sürece hayatınızda katabileceğiniz en büyük anlam odur ve en büyük başarı odur. Dolayısıyla örnek olmak, topluma örnek olmak, kitleleri yönlendirmek, Kadınların yapabileceği, cinsiyet ayrımından uzak yapabileceği şeyleri onlara göstermek ve onlar için bir ışık olmak benim için dünyanın en mutluluk verici şeyi. Ve dünya kadınlar gününde olsun, başka bayanların girişimlerinde olsun, her zaman mutluyum. Ciddi anlamda örnek gösterilecek bir noktaya geldik ve yedek parça işi değil, bütün işlerde bayanlar çabaladığı sürece, yaptığı işi sevdiği sürece ve tutkuyla sarıldığı sürece e, başarılı olabilirler. Dolayısıyla eğer hayal ediyorsanız sadece bunun peşinden gidin, asla bırakmayın, sabredin ve bir gün o hayal ettiğiniz şeye kavuşacaksınız.